Uzun zaman önce güzellik ve zarafetin sembolü olan Pamuk Prenses bir kralın kızıydı. Ancak kıskanç bir üvey annesi vardı. Üvey anne Pamuk Prenses'in güzelliğinden rahatsızdı ve onu kıskanıyordu. Bir gün aynanın karşısına geçen kötü kalpli üvey anne aynanın kendisine, dünyada senin kadar güzel olan tek kişi sensin dediğini duydu. Üvey anne, Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskançlıkla izlediği için onu saraya hapsedip ona kötü muamele etti. Pamuk Prenses, üvey annesinin kötü niyetlerinden kaçmak için ormana kaçtı ve bir mağaraya sığındı. Ormanda dolaşırken, Pamuk Prenses yedi cüceyle karşılaştı. Bu cüceler, sevgi dolu yaratıklardı ve Pamuk Prenses'i kucaklarına aldılar. Pamuk Prenses, cücelerin evinde güvenli ve mutlu hissetti. Ancak, üvey anne, Pamuk Prenses'i bulmak için planlarını sürdürdü. Zehirli bir elma kullanarak Pamuk Prenses'i zehirlemeye çalıştı. Pamuk Prenses elmayı yediğinde derin bir uyku başladı. Cüceler Pamuk Prenses'i ölümden kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Derin bir uyku içinde olan Pamuk Prenses, sonsuza kadar uyumak üzere kristal bir tabuta yerleştirildi. Bir gün bir prens ormanda dolaşırken Pamuk Prenses'i buldu ve ona aşık oldu. Prens, pamuk prensesi öpmesiyle birlikte büyülü uykudan uyandı. Birlikte mutlu bir yaşam sürdüler ve kıskançlıkla başa çıkmayı öğrendiler. Sonunda, üvey anne kötü niyetlerinin sonucunu yaşadı ve kıskançlıkla dolu kalbiyle yalnız kaldı. Pamuk prenses ve prens, Sevgi dolu bir geleceğe doğru yola çıktılar ve krallıklarında huzur ve mutluluk hakim oldu.